Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemiz Türkiye'den ve tüm dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Öncelikle dün yayınladığımız haberde kardeş Azerbaycan'ın Ermenilerin kritik yolunu kapadığını belirtmiştik. Burada sınır iki ülkeden de geçiyor. Dolayısıyla Azerbaycan haklı olarak bu sınırı kapamıştı. Fakat daha bir gün geçmeden Azerbaycan'ın yolu tekrardan açtığı ifade ediliyor. Dünkü haberimizde yolun stratejik olduğunu ve dolayısıyla Azerbaycan'ın Ermenistan üzerinde baskı kurabileceğini belirtmiştik. Fakat Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Goris Kapan Eyaletler Arası Yolun yeniden açıldığını bildiriyor. Goris Kapan Devletler Arası Yolunun her türlü aracın hareketine ve vatandaşların serbest dolaşımına açık olduğu bildiriliyor. Dediğimiz gibi Azerbaycan yolu açmış durumda. Diğer haberlerimize bakalım. Etiyopya'nın Tigray ayrılıkçı bölgesi, Türkiye'nin Etiyopya'ya siya sattığı haberleri ve bunu doğrulayan kargo uçuşlarının yapılması sonrasında kafayı Türkiye'ye takmış durumda. ABD drone teknolojisi Tigray'da soykırım yapmak için kullanılmamalıdır cümlesi kullanılmış. Etiyopya durdurulmalı şeklinde haber servis ediyor. Burada Etiyopya'nın Tigray bölgesinde soykırım yaptığı gerçek fakat Tigrayların da ülkeyi bölmeye çalıştığını ifade edelim. Burada sadece ülkemiz değil Çin ve İran da siyasatıyor fakat onlara ses çıkaran yok. Geçen gün bundan bahsettiğimiz için uzun uzun aktarmayacağız. ABD'de 25'ten fazla kongre üyesi Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a bir mektup yolladı. Türkiye'ye drone teknolojisinin askıya alınmasını ve Ankara'nın insansız hava araçlarını yaymasının tartışılmasının talep edildiği ifade ediliyor. Diğer haberimiz Türkiye Cumhuriyeti Nur Sultan Büyükelçiliğimiz tarafından yapılan duyuruda Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile görüştü. Tilauberdi'ye Taraz yakınlarında askeri depoda meydana gelen patlama ile ilgili yaşanan can kayıpları için taziyelerini ilettiği ifade ediliyor. Diğer haberimiz Havacılık medyasından bir kişiye göre mit Kabil'i ziyaret etmiş durumda. Türk İstihbarat Teşkilatı'nın Challenger 604 kodlu uçağının Kabil'e indi ifade edilmiş. Gayet normal bir haber. Yine dün gece saatlerinde Taliban birliklerinin Kabil Havalimanı'na girmeye başladığı görselleri görmektesiniz. ABD ile yapılan görüşmeler sonucunda Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin Taliban mensupları tarafından sağlandığı ifade ediliyor. Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yapılan duyuruda 20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Mehmetçiğin tam anlamıyla ülkeye döndüğü duyuruldu. Yine kardeş ülke Azerbaycan birliklerinin de Azerbaycan'a döndüğü ifade edilmiş. Azerbaycan ordusunun en uzun yurtdışı konuşlanması olduğu cümlesi kullanılmış. Kabil Havalimanı'nda patlamanın yaşandığı anlarda Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M'nin yani sağdaki uçağı görmekteyiz. Uçak çalışır vaziyette. Muhtemelen askerlerimizin tahliyesi sırasında saldırının gerçekleştiği belirtiliyor. Bunun dışında Suudi Arabistanlı yetkililerin Türk yapımı savunma sanayi sistemlerine ilgisi şeklinde savunma sanayi basınında haberler servis ediyor. Fakat siteye baktığımızda sadece yazının bir kısmını okuyabiliyoruz. Site paralı bunu belirtelim. Birkaç Türk savunma şirketinin aktif olarak Suudi Savunma Bakanlığı ile yeni silah anlaşmaları imzalamaya çalıştığı söyleniyor. Aynı zamanda krallığın birkaç Türk yapımı savunma sistemiyle ilgilendiği de konuşuluyor. Suudi Arabistan hangi sistemleri almakla ilgileniyor? Suudi Arabistan ağırlıklı olarak hangi Türk şirketleriyle anlaşma yapmak istiyor şeklinde haberin devamını maalesef okuyamıyoruz. Diğer haberimiz bugün yapılacak zirveden bahsedelim. Irak'ın komşuları zirvesi bugün gerçekleşecek. Zirveye bölgesel ve kültürel aktörler katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirveye davet edilmişti fakat kendisi dün Bosna'ya gitti. Dolayısıyla zirveye katılmayacak. Zirvede Suudi Arabistan ve İran görüşecek mi? Bu da büyük bir soru işareti. Zirveye Esad katılmıyor. Bunun dışında Mısır, Ürdün gibi bölge ülkeleri katılıyor. Lübnan'ın çöküşünü durdurma, Yemen krizinden çıkış, bölgedeki su sorununa çözüm şeklinde bazı konuların görüşülmesi bekleniyor. Ürdün ve Mısır Esad'ı da davet etmek istiyordu fakat bunun kabul görmediği belirtilmiş. Diğer haberimiz Japonya'nın Türkiye Büyükelçiliğinden durup dururken bir paylaşım geldi. Japon Büyükelçi Suzuki Kazahiro'nun mesajı 26 Ağustos tarihinde Kazakistan Büyükelçiliği tarafından düzenlenen nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya hedefinde Kazakistan'ın rolü ve etkisi fotoğraf sergisine davet ederek Konuşma yapma fırsatım oldu nükleer silahların olmadığı bir dünya için Türkiye ve Kazakistan ile iş belini derinleştirmeyi arzu ediyorum paylaşımı yapıldı. Oysaki aslında Japonya için de kritik daha önce Japonya Kuril adalarını nükleer olmadan alamayacağını ifade etmişti. Yine Kazakistan'da Ukrayna gibi belki de nükleer mirası bırakmasa Rusya'ya karşı daha fazla ses çıkarabileceklerdi diğer haberimiz. Etiyopya Başbakanı Abi Ahmet Ali konuştu. Etiyopya'nın iç siyasi ortamda karşı karşıya kaldığı muazzam zorluklara ve Covid-19'un benzeri görülmemiş etkilerine rağmen bugünkü Afrika ile G20 sözleşmesinde hükümetin ekonomik reformlarına devam etmeye kararlı olduğunu vurguladı. Geçmiş yıllardaki başarılar bağlılığımızın ve potansiyelimizin göstergesidir. Etiyopya ülkedeki özel yatırım çerçevesini iyileştirmek için makro, finansal ve yatırım ortamı reformlarını uygulamaya devam edecek cümlesi kullanılmış. Diğer haberimiz işgalci İsrail Başbakanı Bennett, Başkan Biden'ın İran'ın hiçbir zaman nükleer silah elde edemeyeceğine ve diplomasi dışında yöntemlerin de olduğuna dair sözleri beni mutlu etti. ABD'den bizim için savaşmasını istemiyoruz ancak verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. İsrail her zaman ABD'nin yanındadır. ABD'nin desteğine güveniyoruz. ABD'den daha iyi ve daha güvenilir müttefik yok. Birçok komşumuz bizi ortadan kaldırmak istiyor. Bu nedenle düşmanlarımızın tamamından güçlü olmalıyız değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinden bahsedelim. Uzun bir süredir devleti boykot eden Bosna hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik de Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince boykota ara verdi. Burada devlet adam olmak veya Balkanların misafirperverliği bunu gerektirirdi şeklinde değerlendirilmiş. Diğer haberimiz Türkiye Cumhuriyeti Luanda Büyükelçiliği yani Angola'daki elçiliğimiz tarafından yapılan paylaşımda Kuraklığın ve kıtlığın vurduğu Afrika'ya yardım elimizi uzatıyoruz. Angola'da çeşitli nedenlerden dolayı ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan mültecilerin yoğun olduğu bölgede gıda ve hijyen dağıtımı gerçekleştirdik şeklinde aydan paylaşım yapılmış. Diğer haberimiz Katar emiri Temin Bin Hamad'ın Moldova Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Maya Sandu'ya tebrik mesajı yolladığı ifade ediliyor. Moldova'nın bağımsızlığının yıl dönümü vesilesiyle kendisine tebrik mesajı yolladı. Diğer haberimiz ülkemizde TİKA'dan Gine'li çiftçilere destekte bulunuldu. Gine Cumhuriyeti Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliğinde Joya, Dubreka ve Kindia bölgelerinde toplam 15 hektar arazide 75 ton mısırın hasat edildiği Tika tarafından duyurulmuş oldu. Şunu da hatırlatalım. Baykar'ın ürettiği akıncının yarın teslim edilmesi bekleniyor. Baykar akıncı yarın resmi olarak göreve başlayacak. Baykar tarafından bununla ilgili bir duyuru yapılmıştı. Resmi törenin yarın gerçekleşeceğini de hatırlatalım. Son bir haber aktarıp videomuzu noktalayalım. Kabil'de devam eden ve yüksek terör saldırısı tehdidi bulunan bazı bölgelerde İngiltere Dışişleri Ofisi'nin tahliye edildiği ifade ediliyor. İngiltere Dışişleri Ofisi, Kabil Havalimanı'ndaki ölümcül bombalı saldırının ardından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı danışmanlarının bölgeden derhal uzaklaştırılmasını tavsiye ettiği belirtiliyor. Haberin Jerusalem Post'ta İsrail basınında yazdığını da ifade edelim. Evet dostlar tüm gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.